Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Genel olarak Doge üzerine konuşacağız. Şöyle Dogecoin'de ne var ne yok, beklenti ne olacaktır, neler olur, neler biter. Dediğim gibi genel olarak bu olay üzerinde duracağız. Ve kripto coin sitesi üzerinden daha çok bunu analiz etmeye çalışacağız diyelim. Evet. Şöyle yukarıdan bir başlayalım. Kullanıcıları terk ediyor diyor. Popüler meme coin için ne bekleniyor? Popüler meme coin olan Dogecoin aktif adresler bir hafta içinde %22,1 oranında düştü. Bunun yanında yeni adresler yaklaşık %46,3 oranında azaldı diyor. Evet, şimdi şöyle ciddi anlamda sıkı bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz ki bunlar hoş durumlar değil. Bakın genel olarak aktif adreslerin özellikle biz meme coinlerde artmasını bekleriz. Çünkü spekülasyona da gerçekten dayalı kripto paralar oldukları için bunlar düşük arz, daha doğrusu azalan bir arz yapısına rağmen yükselen bir aktif adres sayısı olması gerekmektedir. Tabii Dogecoin'in azalan değil artan bir arz yapısı mevzubahistir. Ayrıca bu gibi yükseliş sezonlarında da yeni kullanıcı sayısı, yeni yatırımcı sayısının artması gerekmektedir. Bu da dönemsel olarak Dogecoin'in ilgi görmediği durumuyla karşı karşıyayız. Ayrıca Dogecoin Telegram grubu kullanıcı katılımının azaldığını gösteren üyelerde keskin bir düşüş görüyor. Peki bundan sonra meme coin fiyatı nasıl hareket edecek? Kripto analisti Konstantin Kayser bu soruya cevap arıyor diyor. Bakalım. Popüler meme coin kullanıcı kaybediyor. Doge kullanıcı katılımında kademeli bir düşüş yaşadı. Buna Telegram üye sayısındaki tutarlı bir düşüş eşlik etti. Bu Dogecoin'in mevcut düşüş eğiliminin sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırıyor. Ayrıca gelecekteki yörüngesi hakkında sorular soruyor diyor. Ben Dogecoin'in sezon içerisinde yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum. Ha tabii ki şunu da eklemek lazım. Diğer meme coin'ler kadar yükseleceğini hiç zannetmem. Bunu defalarca zaten dile getirdim. Bakınız Shiba, bakınız Peep Coin, bakınız Floki, işte Baby Doge falan. Yani bunlar kadar bir katlama oranı potansiyeli yok Dogecoin'in. Çünkü zaten bir fiyatları daha şiş. İkincisi bunlar kadar yüksek bir katalizörü yok. Ya da potansiyel yatırımcı sayısı da o kadar yüksek değil. Bu saydığımız diğer kripto paraları, meme coinlerin tabii ki hem psikolojik anlamda hem de katalizörler ve inovasyon gereği çok ciddi yatırımcı meyli var. Buradan şu anlaşılmasın, Doge'u değil onu al gibi piyasada birbirleriyle kıyas etmek mantıklı değildir alım hususunda. Farkındaysan Dogecoin'e yatırım yapmış olman Shiba'ya yatırım yapmanı ya da Shiba'ya yatırım yapman Dogecoin'e yatırım yapmış yapabileceğini değiştirmemektedir. Parayı ne kadar bölersen senin için o kadar kârınadır. O yüzden arasında o mu yoksa o mu diye bir şey arandığı zaman o yatırımcı muhtemelen zaten yanlış bir strateji yürütmeye çok meyilli bir kişidir. Bu gibi sorular sorulduğunda ya da onu mu alayım onu mu tarzında. Yani birini aldığın zaman ötekini almak yasaklanıyor mu? Bir tercih yani sağ seç ya da solu seç falan mı oluyor? Ya siyah mı ya da beyaz mı falan mı? O yüzden Dogecoin de yukarı meyillidir. Alım yapılabilir. Ama mantıken sürekli diyoruz ya altcoin'ler potansiyel olarak Bitcoin'den daha fazla yükseliyor diye. Doğru. Bu genelleme doğru olduğu gibi Dogecoin'den küçük olan meme coin'lerde mantıken Dogecoin'den fazla yükselme potansiyeline şu an bu genellemeyle de sahipler. Tabii ki her meme coin öyle değil. Bu demek midir ki Bitcoin ya da Dogecoin almayalım gibi. Dogecoin Telegram grubu üyelerinde dikey düşüş oldu. Telegram'daki Doge grubu 2022'den bu yana kullanıcı sayısında fark edilir bir düşüş eğilimine tanık oldu. Devam eden bu düşüş eğilimi kullanıcı katılımındaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Twitter'da Doge için olumlu duygular hakim. Geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık 1750 olumsuz tweet'e karşılık yaklaşık 13.000 olumlu tweet atıldı. Bu da Twitter'da ağırlıklı olarak olumlu bir hava olduğunu gösteriyor. Ya tabii buradaki
Olumlu olumsuzdan kasıt şu işte Dogecoin to the moon tarzında, yani işte hadi yüksel, hani böyle beklenti ve umut etme tarzında. Tabii bunların olması da güzeldir ki zaten Twitter üzerinde Dogecoin hakkında olumlu yorum olma ihtimali daha yüksek olacaktır Elon Musk kaynaklı. Ayrıca Elon Musk demişken tabii yakın zaman içerisinde Dogecoin'in artık entegrasyonunu da alacağız. Biliyorsunuz eToro borsası son rötuşları da attı. İşte Matic olsun maalesef diyelim. Matic, Sol, Ada falan filan derken bunların tamamı eToro borsasından delist edildi. Artık kalan sahalar bizimdir hesabı. Kalan sahalardan bir tanesi Doge oldu borsada. Bu önemli olacaktır. Çünkü Twitter biliyorsunuz eToro borsası üzerinden hareket edecek. Yani eToro borsasında hangi kripto paralar varsa Twitter'da da bunlar alım satıma açılacak değil mi? O yüzden bu önemli olacaktır. eToro'da ABD kökenli bir kripto para borsasıdır. Ve ne olacak? Yeni bir sekme gelecek ve siz bu sekme üzerinden farklı kripto paraları eToro'da hali hazırda listeli kripto paraları görür halde olacaksınız, tamam mı? Bunlardan dilediğinize işte tıkladığınız zaman al diye seçenekler olacak ve bu şekilde siz Twitter'dan eToro borsasına yönlendirileceksiniz ve buradan işlem yapabileceksiniz. Yani eToro aracılığıyla Twitter ne yapacak? Bizzati kripto para alım satım platformu haline dönüşmüş olacaktır. Bunlar içerisinde de tabii ki yine Dogecoin, Shiba, Bitcoin'dir, işte Ether'dir tarzında kripto paralar mevcuttur. Tamam. Bunu farklı spekülasyonlara tabidir. Önce Dogecoin'i açacak mı? Yoksa işte hepsini aynı anda mı sürecek tarzında? Ya henüz bunu bilmiyoruz tabii ki. O yüzden açık ve net bir şey söyleyemeyiz neticede. Ama yakında gelecektir artık. Bu arada Memecoin toplam adres sayısı artmaya devam ediyor. Bu da kullanıcıların benimseme ve ilgisinde sürekli bir artış eğilimi olduğunu gösteriyor. Dogecoin alıcılarının çoğunluğu karda. Dogecoin adreslerinin %40'ından fazlası şu anda zarar pozisyonunda. Bununla birlikte kayda değer bir adres alt kümesi yılın başından alımlar yaptı ve yaklaşık %56'lık kazançlar gördü. Aynen öyle. Gelecekteki yörüngenin analizi, özellikle şu an hareketli ortalamayı geçerse iyi yükselişler olacaktır. Dogecoin'de de onu söyleyebilirim. Yarın yine çok önemli, bakın kapanışa da şu anda saatler kaldı. Yarın BTC tarafından gerçekten güzel ve olumlu yön yukarı hareketler beklediğimiz için bu Dogecoin'e de yansıyacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.